Hadi bakalım. Dilleri bana deniyor bu arada. Beyler bayanlar selamlar. Bugün Call of Duty Warzone'da Sığınak 11'e geri dönüyoruz. Ne alaka ya, Sığınak 11 zaten gidip MP7 almamış mıydık? Ne işimiz var orada diyorsunuz ama gidip orada oyundaki en güçlü, en yavaş ama en güçlü silahı deneyeceğiz. Ne peki bu? Minigun. Hadi gelin şimdi minigun almak için neler yapmanız gerekiyor? Nasıl bir silah kullanışı mı değil mi? Eğlenceli mi? Hepsine bakalım. Minigun almak için defalarca solo oyuna girdim. Olmadı. Birisini tamamladım, o geldi, vakit yetişmedi vesaire. Genelde vakit yetişmemekten dolayı öldüm. Plunder'ın yokluğunda da yapacak bir şey yok maalesef. Plunder da olsa rahat rahat git yap ama Plunder olmadığı için hadi bunu Warzone'da deneyelim, Battle Royale'de deneyelim dedim. O yüzden birazcık daha zorlu bir challenge oldu, zorlu bir deneyim oldu bizim için. Sonra da hatırladım ki ya solo'da helikopter yok ki, ben niye uğraşıyorum helikopterle, deli gibi zaman kazanabilirim. Alana ölmem, oradan oraya yetişirim. En iyisi ben duo gireyim dedim ve ardından da Furkan bana yardıma geldi. Teşekkür ederim Furkan bu arada. Peki Sığınak 11'e girmek için neler yapmanız gerekiyor? Burada küçük bir hatırlatma yapayım, uzun uzun anlatmayacağım. Öncelikle haritadaki mavi işaretli yerlerde telefonları bulmanız gerekiyor. Bunlardan bazılarında telefon çalıyor, bazılarında çalmıyor. Çalan telefonu bulduğunuzda ve onu açarsanız size sırasıyla Rusça bir kod veriyor. Ardından bu kodda belli işte 5, 4, 2 gibi 3 tane sayı veriyor size. Bu 3 sayıyı da elde ettiğinizde kırmızı telefonlara gidip açmanız gerekiyor. Doğru sıralamayla açtığınızda da bu sefer Sığınak 11'in şifresini elde ediyorsunuz ve içeri giriş sağlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili de eğer sıkıntı yaşarsanız detaylı hazırladığım tüm süreleri, saniyeleri, yerlerini gösteren rehber videomu da aşağıya açıklamaya bırakıyorum. Oradan girip yapabilirsiniz arkadaşlar. Plunder olmadığı için normal Battle Royale modunda denemek isterseniz nelere dikkat etmeniz gerekiyor peki? Öncelikle oyun başladığı gibi uçaktayken haritaya bakın. İlk yapacağınız şey bu olsun. Haritayı açın ve eğer haritada ilk alan Sığınak 11'i kapsamıyorsa direkt oyundan çıkıp yeni oyuna girin. Çünkü vakit yeterli olmuyor arkadaşlar. Oradan oraya koşturup derken hiçbir şekilde yetişemiyorsunuz. İkinci fark ettiğim şey ise Battle Royale'de takım olarak girdiğinizde, örneğin ben birinci telefonu açtım, Furkan ikinciyi, ben tekrar üçü açtım. Bu şekilde saymıyor. Bir kişinin açması gerekiyor. Defalarca denedik. Olmadı. O yüzden birlikte oynayın. İlk mavi telefonu bulmak için ayrılabilirsiniz ama sonraki kırmızı telefonları sadece bir kişi atsın. Çünkü diğer türlü saymıyor. En azından bizde saymadı. Unutmayın, bu sadece Battle Royale için geçerli bir kural. Normalde Plunder'da böyle bir sıkıntı yoktu. Sadece Warzone'da, Battle Royale'de böyle bir şey yaşadık. Devastation'daki... Evet, çalıyor. Bakalım ne kod verecek. Yeri yatalım. Move it. Sekiz altı beş dedi değil mi? Bir daha dinleyeyim. Yat yere. Sekiz. Altı. Ayak sesi. Yahu bir sal, bir sal. Adama bak ya. Abi beni göre göre yerde yatıyordum, bir de öldüremedi. Adam telefonu şaşırdı büyük ihtimalle tabi. Evet 8-6-5. Hadi gidelim açalım şimdi. 8. telefon bu arada hastanede. Hastanenin diğer girişinden girmeniz gerekiyor ama şimdi birileri vardır diye şurada bir arabayı salayım. Yürüyerek gideyim, direkt kapıda beni karşılamasın. Bu hastanenin bu girişinden girdiğinizde arkadaşlar... Kapıyı da yavaşlatalım. Hemen şuradaki danışma var ya. Turuncu. Hemen burada sağdaki şey. Şuradan değiştirelim. Şu bu telefondan ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kodu aldım. Hadi gidelim şimdi diğerini açalım. Diğeri de neredeydi? Kuledeydi. Kuleye doğru yavaştan yola koyulalım. Uzaktan bize sıkın olmadı birazcık. Güvendir herhalde ya. Birisi yukarıda. Bas. Evet. Biz yolda dönemedik, direğe çarptık. Ölüyor muyuz? Çıktığımız gibi ölüyor muyuz? Tüm uğraşlar boşa mı gidiyor? Derken evet.
Neyse. Şanslıyım. Şanslıyım ki böyle oyuncular geliyor. Da açalım. Hadi. Tamamdır. Kodumuzu aldık. Şimdi tekrardan TV Station'a dönüyoruz. Dönmeden aslında bir de şuradan bir zırmır çekeyim. Para var. Oradan da tekrardan yola koyulayım. Geldik tekrardan TV Station'a. Ve bu neredeydi? Aynen bu yoldan devam edince server odası çıkacak birazdan karşımıza. Tamam, telefon değil. Ya burası benim hep kafamı karıştırıyor bu arada. Buradan mıydı? Evet. Buradandı. Bir sonraki odada soldaki masada olması lazım. Son kodumuzu da aldık. Artık Bunker 11'in, sığınak 11'in şifresi bizim elimizde. Tek sıkıntı alan gelmeden oraya yetişmem gerekiyor. O yüzden biraz acele etmem lazım. Yetişirim ama ya, bence. Keşke helikopter olsaydı, sığınak 11'in yerinde işaretleyelim. Koş 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 koş. Daha doğrusu sür 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 sür. Abi, alan sınıra geldi. Geldi. Büyük ihtimalle giremeyeceğim. Şöyle. Alan sınırında oynasam. Ya çok da az kaldı ha. Çok az kaldı hem de. 10'layacak gibi. Ne yaparım? Kapıyı açarım. Tekrardan alan dışına çıkıp canımı doldururum. Bir daha girerim. En azından elime alırım minigunu diyeceğim. Yeşil de yanıyor. Güzel. Kodları doğru yapmışız. Şunu açtık ama alanın dışına çık 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 diyeceğim. Olmadı. Yani en güzeli duo gireyim ben. Evet, deneme 50 herhalde artık. Bu sefer Furkan'la birlikteyim arkadaşlar. Bu barajın olduğu yerdeki mavi telefona gidiyoruz şu anda oradan. Evet, çok uğraştık yani. Furkan'la şey gidiyor, downtown'daki yere gidiyor. Ben buradaki barajdaki, hangimize çıkarsa artık. Aha, buradaki çalıyor Furkan. Çalıyor mu abi? Çalıyor çalıyor. Anlamadım. Bir daha dinleyelim. Beş dört yedi. Evet. Geliyorum abi. 5-4-7 ise. Evet, 5-4-7. Öyleyse. TV Station. Oradan gidelim. O zaman ben helikoptere geliyorum abi. Tamam, ben de buradaki helikoptere. Ben de buradaki helikoptere alıyorum. Tamam. TV Station'da birlikte buluşalım. Yan yana oynayalım ve tek kişi açsın bu sefer ki birden fazla kişi açınca telefonları saymıyor. Neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Saatlerce uğraşmak zorunda kaldık bu yüzden. Sen yakında mısın oraya? Şartı boş gibi station ama helikopterini almışlar. Tamam, yaklaşıyorum ben de abi. Ya bir de şöyle bir sıkıntım var. Mouse'umun orta tuşu bozuldu. Zoom in zoom out yapamıyorum. O yüzden harita kontrolünü yapamıyorum. Mouse da almam gerekiyor yeni. Varsa da önerileriniz eğer mouse şu iyi olsan kullan falan. Yoruma bekliyorum arkadaşlar, yoruma yazın. Doğuda mı çağırdı lan bunu? Arkadan da birileri yok. Deniyor. Denemeye devam etsin. Temiz mi Furkan? Birisi var mı? Adam var. Çatıya abi. Çatıya indiriyorum. Aynen gördüm. Beni bekliyor hatta, çömelerek beni bekliyor. Çömelince göremeyeceğimi sanıyor herhalde. Abi sağ tarafı indirdim. Gel sen de hemen. Birlikte yan yana oynayalım. Bak da edemedim şunu. Hızlı girelim şimdi abi. Gel. Hop hop. Kapıyı sen mi açacaksın? Ben mi açacağım? Giremedim. Tamam, vur telefon. İlk Morse kodumuzu aldık. Şu smoke da işimize yarayacak gibi. İçime doğdu ama adamlar alayım istedim. Koş. Camı kırdı. Duydun. Hazır mısın? Go. Haydi gidelim. Şimdi neredeydi? Hop. 4 sağ tarafta polis station'ın olduğu yerdeydi. Orada çok kişi yoktur diye tahmin ediyorum. Olmaması lazım en azından. İyi atlattık. Aynen. Şunu tıklayalım. Bakalım.
Bu olsun artık abi. Bende de tek diyor abi, ne oluyor böyle? Abi sonucunun tigretleri çok gümüş. Aynen, bende de sürekli geri atıyor. Neyse, güzeldir, geri atsın. Eğer düşmanlarda da o şekildeyse bizi vurmaları zorlaşır. Ya o adam da bizi salmadı, hala atırıyor ya. LMG'yi almış eline bak. Bak, tutturdu bir de. Ne vuruyor ya. İndim gel, abi. Gel, gel. Ben helikopter hazır tutayım yok, ya da yok. Gideyim senden. Gel. Hemen birlikte dönüyorum. Şanslı şimdi biri pusmuştur orada. Boş boşuna tadımızı kaçırmasın. Geldin değil mi? Lada değiştirelim. Tamamdır. İkinci kodumuzu da aldık. İkinci mort kodumuzu. Haydi adamlar bizi basmadan. Hadi hadi Furkan. Go, 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 go. Geldi adamlar. Oh, çok iyi. Çam ağaçlarımıza dikkat edelim. Sağır ileri geri atarken böyle yanlışlıkla çarpıp aslında ölmek olay orası değil mi abi? Ve orada kral da var. Evet, şu anda havalimanına gidiyoruz. Havalimanı biraz sıkıntı olacak. Çok fazla da bu kalabalık yerlerin üstünden geçmek istemiyorum ki durduk yere bizi bir düşürmesin. Hep gitmedi. Ya da biri hayatımı yapmak. Kral hala orada değil mi? Evet. Helikopter var. Bize salça olmayın abi. Siz gidin oyunuzu kazanın. Biz amacımız çok farklı şu an. Yok ya, o da anlamaz. İyi. Patladı zaten helikopter. Abi şu airport'ta kral var. Yani ona uzak oynamamız lazım. O airport'un bizim içinde bizim gireceğimiz mi? Yer zemin katı bu arada. Aynen. O tam köşeden uçağın olduğu yerden, hurda uçağın, düşen uçağın olduğu yerin sağ alt köşesinden giriş yaparsanız çok daha rahat bulursunuz buraya. Bu da küçük bir tüyü olsun. Bak. Hop! Bak. Gir. Oh. Açmayacağım. Abi sen açma. Aynen. Sen açma sakın. Ağzından. Onu diyordum gel ben de abi. Tam. Bu da doğru. Artık olmuş olması lazım. Hazır mısın abi, buraya? Abi tekme oyun. Tekme ne olur. Bak sniper kesiyor bizi. Go. Adam seni kusuyor. Hazır go. Mısın? Go. Tamam. Afle'ye bastım. Sana göre oynuyorum aslında. Çok kendini değiştirme abi. Sana göre oynuyorum. Değiştirme. Ha bana göre mi oynuyorsun? Okey. Evet. Tamam burada kaldım. Artık sığınak 11'e gidip içeri girebiliriz. Çok uğraştırdı ama ya, yani bir KD düşürdük ha Ozan abi. Ooo kaç oyundur hem de. Bir kill al öl. Çok fazla düştü hem de. Neyse olsun, güzel bir içerik geliyor en azından. Burada pusan yoktur herhalde. Pus olmasın da abi şuraya, bu camplamasınlar da yani. Beklemesinler burada yani. Bu kadar işsizlik. Hani Plunder'da pusan anlıyorum ama Warzone'da Battle Royale'de yeşil mi yanıyor? Yeşil. Vallahi yeşil yanıyor. Yeşil gibi go. Gördüğüm gibi. Yeşil mi? Oo hadi bakalım. Temiz abi. Allahu salli ala. Haydi. Oh nihayet. Allah. Bu kadar emekten sonra 100 oyun sonra açabildik tabii de. Koş. Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Sanki abi cennetin kapısı açılmış gibi sevindim ya. Şimdi lootlama sırası. Şimdi oyun sırası. Aynen şu ıvır zıvırları toplayalım. İçerisi üye dolu yine dolu. Üye basayım. Bas istiyorsan. Aha bir tane. Abi adamı gördüm. Adam dışarıda, üye bas. Bak işsize bak. Minigun'ımızı alalım. Oo. Ne dedin? Nerede abi? MP burada. Aha, şey MP sen blueprint'e aynen. Açmadıysan gel al onu. Açılsın sen de. Minigun da burada. Minigun daha. Aa, stopping power normal var. Normal amıyız değil mi abi? Okay. Stopping power'a yerleştirebiliyor muyum acaba minigun'u? Adam üstümüzde abi. Koyamıyorsun. Ben de stopping power kullanacağım ya. Koyamıyorsun ama. Ne kadar güçlü olurdu stopping power koyabilseydik. F7'yi kullanayım bari. Üye vardı. Üye bir aldın mı abi o zaman? Ben de alayım. Aldım. Kullandım. Adam vardı ha dışarıda abi. Ah. Bak burada adam. Hazır mısın? Bekli. Minigun'la. Hop adam mermerlere yatmış bak. Abi böyle bir işsizlik olabilir mi ya?
Battle Royale oyununda gelip sığınak 11'e pusmak nedir? Şu an yaptın değil mi? Şu an yaptın. Gerisi. Zırh var mı abi bir de? Bir tane abi al bir olsa... tane atayım sana. Ben bir tane basayım bana yeter. Peki hayır tamam. Loadout var istersen loadout'ımızı çekelim abi. Ondan sonra ghostlarımızı oynayalım. Ne diyor? Aa çok mantıklı. Oradan da oyunumuza oynamaya devam edelim. Ne işi var ya o zaman abi. Benim MP'ye de açılmadı yazdı ama orada açılmadı. Açılmıştır açılmıştır merak etme. Şimdi düşman bulma vakti. Abi, hepiniz mi ghostsunuz ya? Bir evde de kimsenin gözükmemesi. Asıl abi, araç. En istediğim şey şu an araç. İşte çok güzel yani olur. Peşlemek araç lazım şey, peşlerken böyle minigunu sıkacaksın. Zaten ben süreyim diyeyim ama ben o kadar iyi değilim. Yok yok sıkıntı yok ya sen sıkarsın en kötü sonra değişiriz falan bir şeyler yaparız. Daha bir düşman bulalım artık. 640 tane var abi. Aha karşıdan araç geliyor. İşaretledim. Göremedim gördüm. Sağa geç sağa geç sana göre pozisyon alacağım abi. Sağa geç sana göre pozisyon alacağım. Tamam. Daha taşa sıkma Furkan. Mermi bitti abi geç öbür tarafa sen. Geç tamam, evi misin? Evi misin? Düşünmeyeceksin değil mi? Kaldırayım biraz helikopteri ondan sonra geçiyorum. Düşmeyelim. Tamam geçtim. Hadi bakalım. Birileri bana dönüyor bu arada. Abi hadi patlama artık. Hadi hadi hadi. Şuna bir C4 atsam oraya. C4'ü patlatamıyorum tabi ve... Nasıl düştün abi? Adamlar vurdu beni düşürdü. Helal olsun sniper'la. Aynen. Bu kulaktan çıkıp bence şimdi şeyi alırız. Minigun'ımızı tekrardan alıp devam ederiz. Hop hop hop. Abi niye patlatmadı arabayı? Bütün mermiyi arabanın üstüne attım ben biliyor musun? Valla ben de bir ton tutturdum. Bilmiyorum ki. Çok hasar vermedi herhalde. O lootumu tekrardan alırım. Birazcık açık alan olacak. Çok açık alan hatta orası bayağı riskli ama. Birileri bakar mı? Bence alırız ya. Bir tadını çıkartamadık. O kadar oyun girip üstüne... Bir düşmana bile sıkamamak. Doğru düzgün. Haydi. Loot'umu gördüm. Ne olur bir denemesin. Airstrike'ımı aldım. Hazır mısın? En son adam nerede bir deli vardı? Nereden çıkmışlardı? Tamam. Oynayalım oraya doğru. 83'te mermim kalmış. Çok çabuk bitti. Ya ekstradan şarjör aslında güzel olmaz mıydı ya? Çok mu abartı olurdu böyle? Ya birkaç da böyle ikili atsaydık daha tatlı olurdu abi. Ay işte. Belki buradan bir şeyler çıkar. İçeride. Katışma var. Adam karşıda geliyor bu arada. Onu bir şöyle bir şurayı... Down bir tanesi. Tamam geldim. Burada ayrı gruplar var. Tamam. Wipe abi. Bak, bir tane daha grup var. Haberin olsun. Şu heartbeat. Cluster. Karşı binaya geç. Adamlar oradan söyledim. Belki bir sürpriz yapabilirim. Yok ölmedi. Z yaptım abi ben buraya. Tamam. Adamlar geliyor işaretimde. 49 mermi. Oo adamda. G4 attı. Grav var. Or grav var adamda. Ah be öldüm abi. Tamam. Dırını kırdım. İkincisinde birisini düşürdüm. Bitirdi seni değil mi ya? Öyle bir... Hadi şu minigun'ı deneyelim. Bunu duvara dayayabiliyor muyuz? Adam nerede bir de? 27 metre. Duvara da dayayamıyoruz bu arada. Onu denedim. Biraz önce. Görmüyor. Ya RPG yine ne? Gerçekten RPG ne ya? Ya. Yine mi roket? Grav roket oynuyor bir de ya. Hiçbir impact yemedin RPG atarken. Hadi. Valla ne diyeyim. Minigun almaya aslında Battle Royale modunda hiç değmez arkadaşlar. Bizim uğraştığımız gibi uğraşmayın.
320 tane mermisi var ve çok fazla hasar yok gördüğünüz. Araçlara karşı daha yüksek hasarla vururuz diye tahmin etmiştik ama belki de bir tık uzaktan sıktığımız için öyle oldu. Yakından daha etkili olabilir, yakından pataküte indirebilirsiniz ama bilmiyorum. Yani o kadar uğraşa, o kadar emeğe değdi mi değmedi. Plunder'da alınır mı? Evet, Plunder'da sırf keyifle oynamak için, sırf böyle adamları şaşırtmak için alınabilir. Ama Battle Royale'de alan denk gelsin, oradan oraya koştur, onu yap, bunu yap. Bir daha ben uğraşmam. Kararsın arkadaşlar, sizce almaya değer mi, değmez mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Aynı zamanda da videoda hoşunuza gittiyse 100 oyun attık ya artık, hani bir çekinmeyin, aşağıdan beğeni tıklamayı unutmayın. Ve bu tarz videoların da devam edebilmesi için yine aşağıdan abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Yine geldiniz, yine izlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.